Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, ben Umut. Bugün size dün demiş olduğum gibi Fisk'in yeni gelen addonlarını tanıtacağım dedim arkadaşlar. İki tane addon geldi. Bence ikisi de çok güzel ve çok tatlı addonlar arkadaşlar. Ben bu addonları eskiden tanıttım. Bu addonlar güncellenmiş, değişmiş, farklı farklı animasyonlar gelmiş. Bunları hepinize göstereceğim. Cidden çok güzel. Hatta arkamdaki halka bu arada bayıldım. Mükemmel bir şey. Bir de unutmadan size şunu diyeyim. Tekrardan algoritmaya girmek için arkadaşlar like atarsanız ve abone olursanız cidden çok sevinirim. Bir de yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bildiğiniz gibi 4 gün falan video atmadım, hani kendimi toparlamam gerekiyordu. Şimdi video atmaya devam ediyorum. Bu yüzden hani bir like eksik görmezseniz çok mutlu olurum. Şimdi videoya geçelim. İlk olarak arkadaşlar soldan başlayalım. Tabii şu Doktor Strange'lerden başlayalım aga. Çünkü arkadaşlar bunlar filmdeki Doktor Strange'ler galiba. Ve ben bu filmdeki Doktor Strange'lerin büyük ihtimalle Fisk'in sunucusuna geleceğini düşünüyorum. Çünkü Fisk'in bir tane daha sunucusu var arkadaşlar. Yani iki tane sunucusu var. Yarın o sunucuda video çekeceğim bu arada, haberiniz olsun. O sunucuya addonlar gelecek arkadaşlar. Addonlarla beraber daha da güzel bir survival yapabiliriz diye düşünüyorum. Ama tabii ki de hani envanteri koru kapat ya da vesaire, hani şey claim alanı şeysi yok. Ama baksanıza bak, hani bak. Doktor Strange'in aynı özellikleri var ama çektiği şemal çok tatlı durmuyor mu peki? Hemen bir tane zombie pickini aldım arkadaşlar. Tabii ki de özelliklerini peki deneyelim diye düşünüyorum çünkü. Spell'den şunu deneyeceğim, W A D S W. Pek şey olabilirdi mesela, bak şunların mesela rengi falan değişebilirdi. Çünkü aynı renk kalmışlar da çoğu. Bir de arkadaşlar Supergirl var. Power Girl müydü? Öyle bir şeydi, bakayım bir. Aynen öyle, Power Girl arkadaşlar. Bu da hani böyle göz lazarı atıyor gördüğünüz gibi, bakın. Ama benim istediğim mesela şu göz lazarı şöyle olmasın da şöyle olabilirdi mesela, hani gözlerinizi açıyorsunuz böyle çat sonra koyuyorsunuz falan. Daha da fazla vuruyorsunuz. Uçması şöyle. Ya uçmasını çok tatlı bulamadım niyeyse, hani yani normal bir uçma gibi geldi bana ya. Ama Superman'inki nasıldı? O çok iyiydi bu arada ha. Bir de arkadaşlar şöyle bir tane karakter var. Bu da sadece yüzükle geliyor bu arada. Çok iyi bu arada. Yüzükle gelmesi vesaire çok iyi. Baksanıza aga. Duvarın içinden geçen bir tane karakteri zor bir yüzükle geliyor. Spell'iniz var arkadaşlar. Bunu kullanabilir. Telekinesi var. Bu mesela sunucularda en önemli özelliklerden bir tanesi. Çünkü mesela bunlar çok önemli. Abi çok iyi değil mi şunlar ya? Hop. Sonrasında arkadaşlar uçmamız şöyle. Bak uçması mesela hızlı, bak. Şey gibi lan, Vision gibi ama daha çok şey gibi ya. Daha bir garip geldi. Tekele takıyoruz, o yüzden dedim. Şimdi Doctor Strange filmdekine bir daha geldik arkadaşlar. Bu sefer siyah pelerini ve... Abi baksanıza. Çok iyi bu arada. Düşünsenize bak, hani siz Doctor Strange oluyorsunuz. Arkadaşınız bunu oluyor. Öbürü bunu oluyor. Böyle vs atıyorsunuz. Çok iyi bu arada hani karakterler. Keşke mesela hani bunlar hani bizim Doktor Strange'den daha deneyimli ya. Daha hızlı uçabilselerdi mesela. Daha mantıklı olur bu arada. Bizim evrendeki Doktor Strange hani deneyimsiz vesaire vesaire. Bunlar mesela büyü yapmayı biliyor. Bunlar büyünün kitabını falan filan okumuş. Ama ya yine yavaş uçuyorlar. Anlamadım ki aga. Bir dakika, şu Homelander'ımız var. Homelander'ın az çok bildiğiniz gibi böyle özellikleri falan vardı. Neden yok? Aa, Homelander'ın punch'ını almışlar aga. Baksana, Homelander'ın punch'ı vardı. Punch'ın olmaması cidden çok kötü olmuş aga. Uçması böyle ses efektine bakın. Çok iyi. İşte bak şunu istiyorum aga, bak şu mod yapımcılarına tek şunu istiyorum. Uçma efekti ekleyin aga ya. Ya efekt ekleyin, ses ekleyin. Görelim bak. Görüyor musun? Homelander'ın inişi falan var mı? Yok. Keşke var, şu Superman'lik gibi yapsalar böyle. Koysa böyle bacağı falan. Bir dakika, şu Homelander'ın güzel olan yanlarından şu bir tanesi şu. Şu göz lazeri var ya, bakın. Şimdi bak ısındı arkadaşlar gördüğünüz gibi ve bakın. Abi lazerler çok iyi ya. Bir de hani bunun daha da güçlü lazeri falan filan vardı diye biliyorum niyeyse ama. Geldik örümcek adam arkadaşlar. Bu niye koydum? Çünkü bu da yine addonda vardı. Dediğim gibi örümcek adam çok değişmemiş. Ben ama yine de koydum çünkü örümcek adam fanıyım aga. Ve hani çok tatlı aga, bak mesela şu animasyonlar bile çok tatlı. Sunucularda bile böyle gizlesin var yani, bak düşünsenize bak, kafanız dönüyor tak. Şimdi gelelim arkadaşlar Hulk'a. Hulk arkadaşlar bize bir tane pantolon sallıyor gördüğünüz gibi, bakın. Ve dönüşmeye bakın sadece, tamam mı? Bunun dönüşmesi böyle değildi bence. Halkın dönüşmesi böyle değildi aga. Ben öyle düşünüyorum niyeyse ama. Dönüşmesi bence böyle değildi. Bir de arkadaşlar Hulk Smash var bakın. Abi çok iyi ya. Bak istediğim Hulk işte bak bu, bak mesela benim. Boyutu birazcık daha büyük olabilirdi mesela. Hani 3,5 blok falan olabilirdi. Boyutu biraz kısa kalmış. Ama aga baksanıza. Çok iyi arkadaş, bak şu efekt bile, şu olay bile çok iyi aga. Pat.
Bir de arkadaşlar smash'imiz var. Smash'i de ben size şurada göstereyim. Baksanıza. Bak tanıttığım Hulk addonları da mesela bak bunlar bu kadar güçlü değildi bence ya. Bu çok güçlü oğlum. Ve hani dönüşme efekti mükemmel bir şey aga. Baksanıza. Ya keşke bak birazcık daha büyük yapılabilse karakter cidden çok güzel olacak. Bir de arkadaşlar Sam Raimi'miz var. Sam Raimi'nin siyah kostümü. O da yine aynı hop, aynı özellikleri taşıyor yine örümcek adamlarla. Ya düşünüyorum da örümcek adama ne getirilebilir diye de hani aklıma gelmiyor. Acaba sizin aklınızda bir şey varsa arkadaşlar yorumlarda da belirtebilirsiniz. Hop. Bu arada ben çok güzel uçuyorum ha. Vallahi ben çözmüşüm. Şimdi gelelim arkadaşlar. Farklı bir evrendeki Batman'e. Bu Batman galiba. Şimdi diyeceksiniz ki Umut buna niye Batman diyor arkadaşlar bakın. Abi bu ne oğlum? Umarım doğru biliyorumdur arkadaşlar. Bu karakter farklı bir evrende Batman'in Flash olduğu haliymiş. Doğru biliyorumdur. Yanlış biliyorsam da yani kusura bakmayın maruz görün. Bir de arkadaşlar dün Netherite kaçırmışım. Onu da buldum yani rahat olup. Bütün şeyleri yaptık. Şimdi videoda arkadaşlar bir tane süper kahraman yapacağız. O yüzden kimse süper kahraman hangisi gelsin yazmamış. O yüzden arkadaşlar ben hani hangi iğne yapacağım bilmiyorum ki. Boş kaldık öyle. Aga baksanıza bak. Bir şey diyeyim mi bak. Mesela sunucuda bak bu gelse ben bununla bu arada koşarım. Giderim hani pembe uzumu bırakırım aga bununla koşarım. Baksana aga. Batman'in efekti çıkıyor aga. Çok iyi bu arada. Şimdi gelelim arkadaşlar son karakterimize. Bu karakteri arkadaşlar zaten önceden de biliyorsunuz, önceden tanımışsınızdır. Bakın aga. Uçuş efekti falan çok daha güzel değiştirildi bu karakterlerde. Abi çok tatlı karakter ya. Uçarken yine hızımız var arkadaşlar. Hız 1, hız 2'ye yine geçebiliyoruz. Evre gibi bir şey bu galiba. Sonrasında arkadaşlar V özelliğimiz var. Duvarın içinden geçmemizi sağlayan ve bakın. Abi çok iyi ya. Karakter cidden çok iyi bence ya. Ve hani karakter gece de parlıyor. Yani şey yapmayın. Hop bak gece böyle ılcılı cin gibi zaga. Baksanıza. Hop buradan yine çıkalım. Bu B özelliği küçülmemize ve büyümemizi sağlıyor. Hop ben küçülüp kalacağım. Aga, bakın boyutuma bakın. Hihi. Abi bak şuralardan geçmek bile çok tatlı olmuş ya. Ama ben en çok hani Legends'daki hani Ant-Man'i çok seviyorum. Çünkü hani onda karıncaya binebiliyor muyduk? Öyle bir şey vardı galiba ya. Hani uçan bir şey karıncaya binebiliyorduk diye ben hatırlıyorum onda. Ya da ben mi farklı hatırlıyorum değilim ama. Sonra arkadaşlar G özelliğimiz var ve G'ye bakın. Görüyor musunuz? Abi hangi karakter bak böyle vurabilir ki? Düşünsenize. Bakın Vision'la aynı özelliği taşıyor. Atom'la aynı özelliği taşıyor. Gidip hani Hulk'la da aynı özelliği taşıyor. E aga, itemlerimiz var bu arada. Hani itemlerimizi seçebiliyoruz bu arada. Çok iyi değil mi? Bir de bunlar büyülü. Servet verimlilik kırılmazlık. Bunda ne varmış? İpeksiz dokunuş kırılmazlık verimlilik aga. Bu arada ipeksiz dokunuşun özelliğini biliyor musunuz arkadaşlar? Burada mesela biz hani silah yapacağız ya. Ona çok yarıyor bu arada. Haberiniz olsun tekrardan. Bir de arkadaşlar bizim hani lazerimiz gibi bir şey vardı. O da şöyle bir şey. Gördüğünüz gibi arkadaşlar F tuşu böyle bir lazer attırıyor ve oyunumun içinden geçiyor diyebilir miyiz peki? Sınırsız mı bu peki? Aynen sınırsız. Abi çok iyi lan. Bak aralarında en beğendiğim ve hani en kullanışlı olan karakterlerden bir tanesi bu. Ama mesela bunu mesela tek ele taşıyabilsek daha güzel olurdu bence. Bunu tek ele taşıyamıyoruz mesela. Ama bak aga bak şunu mesela tek ele taşıyabiliriz. Bu çok iyi olur bu arada. Bu çok iyi olur. Cidden çok iyi olur. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadardı. Cidden kısa bir video oldu biliyorum ama farklı farklı addonlar gelince ben yine çekmeye devam edeceğim. Cidden çok tatlı addonlar gelmiş. Bazılarının efekti değişmiş. Bu arada ben Hulk'u böyle bilmiyordum ama böyleyse de cidden kusura bakmayın ama ben böyle diyordum ilk defa. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bu arada kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Çünkü bazılarınız unutabiliyor. Hoşçakalın.